Evet. Peygamberimiz Hazreti Hatice annemiz vefat ederken yanına oturdu, ölüm döşeğinin kenarına oturdu ve Hazreti Hatice'ye şöyle söyledi: "Ey Hatice, Allah'a yemin ediyorum ki ben seni çok sevdim. Vallahi halen de seni çok seviyorum. Benimle evlenirken, benimle nikahlanırken şu Mekke'nin vadileri senin koyunlarınla, develerinle doluydu. Benimle evlenirken Mekke'nin en zengin kadınıydın. Bunca yıllık evliliğimizin sonunda şimdi eski bir yamalıklı elbisenin içinde, yıkamaktan rengi gitmiş soluk bir yamalı elbise içinde sessizce ölüp gidiyorsun. Allah sana bu evliliğin hakkını benden soracak. Ben sana teşekkür etmekte aciz kaldım. Rabbinin huzurunda benden razı olacak mısın ey Hatice? Bütün malını Allah yoluna harcadım ben senin." Peygamberimiz Hazreti Hatice'nin evine iç güvey girmiştir. Biliyor musunuz? İç güveydir Peygamberimiz. Hatice anamızın evinde yaşamıştır. Ve Hatice'nin bütün malını Hazreti Muhammed harcamıştır. Nerede harcamış? Allah yoluna. Müslümanları, garipleri yedirmek, içirmek, evlendirmek için. "Ben sana teşekkürde aciz kaldım" deyince Hazreti Allah Cebrail'i gönderdi Hatice'nin ölüm odasına. 10 yıllık peygamber Resulullah, 25 yıldır evli. Allah Resulü kapıya doğru döndü ve "Ve aleykesselam ya Cibril, hoş geldin ey Cebrail." Hazreti Hatice, peygamberimiz Hatice'yi bırakıp kapıya dönüp "hoş geldin Cebrail" deyince Cebrail'i göremiyor Hatice. Peygamberlerden başkası Cebrail'i görmemiştir. Allah Resulüne dedi ki kocasına, "Allah aşkına ya Resulallah, Cebrail mi geldi bizim odamıza?" Peygamberimiz buyurdu ki, "Beni peygamber gönderen Allah'a yemin ediyorum ki şu anda odada Cebrail var Hatice" dedi. Hazreti Hatice yorganını başına doğru çekti utancından. Ölüm döşeğinde anamız, "Anam babam sana kurban olsun ya Muhammed. Cebrail niçin gelmiş? Sana bir sure mi getirdi? Ayet, vahiy mi getirdi?" Cebrail aleyhisselama döndü. "Ey Cibril, Hatice'm gözümün nuru soruyor. Cebrail bizim eve niye geldi ki?" "Ya Muhammed, senin dudaklarından ben Hatice'ye teşekkür etmekte aciz kaldım" deyince "Allah beni gönderdi. Buyurdu ki Rabbim, ey Cebrail var git Hatice'ye Allah'ın selamını söyle. Rabbinin selamını Hatice'ye getirdim" dedi. Peygamber Efendimizin hayatı boyunca Allah iki sahabeye selam göndermiştir. Allah. Cebrail'in selam verdiği Ayşe annemiz var, Fatıma annemiz var, pek çok sahabi var Cebrail'in selamladığı. Ama Allah'ın bizzat ismine selam gönderdiği iki kişi var. Birisi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, birisi de Hazreti Hatice. Bu ikisinin ortak özelliği nedir biliyor musunuz Müslümanlar? Bu ikisinin ortak özelliği, İslam'a girerken bu ikisi trilyonlarla girdiler, dünyadan beş parasız göçtüler. İslam bunların malına mal katmadı. İslam bunların zenginliklerine zenginlik katmadı. Bunların ikisi de çocuklarına bir küpe bile miras bırakmadılar. Allah, her şeyini Allah yoluna harcayan bu iki insanı belki de bu cömertlikleri yüzünden iki kişiye Cebrail'i ismen selama gönderdi. Allah sana selam yollamış ey Hatice.
Allah Cebrail'e bugün vahiy göndermek için göndermemiş. Hatice'ye Allah'ın selamı var, onu ilet diye göndermiş deyince Hazreti Hatice ağlamaya başladı. Ya Resulallah dedi, Allah'a yemin ederim ki ben seninle evlendiğime ne pişman oldum, ne de malımın bittiğine, mülkümün tükendiğine hiç üzenmedim. Benden sonra amcamın oğlu Varaka bin Nevfel demişti ki, Muhammed'i burada rahat bırakmayacaklar, bu şehirden çıkacak. O hicret ettiğinde keşke ben hayatta olsaydım da Hazreti Muhammed'in eşyalarını taşısaydım demişti. Şimdi amcamın oğlunun ardından ben de ölüp gidiyorum. Seni bu davada yolun yarısında bıraktım. Onun utancı içindeyim ey Muhammed. Ben senden razıyım. Asıl Allah'ın huzurunda sen benden razı mısın dedi. Hazreti Hatice radıyallahu anhaya peygamberimiz dedi ki, Allah'a yemin ediyorum ki ben şu dünyadan göçüp giderken sana hep minnetle yaşayacağım ve senin benim üzerimdeki hakkını Allah'ın huzuruna vardığımda da savunacağım dedi. Şimdi Twitter'da tanışıp Facebook'ta boşananlarla doldu dünya. Şimdi seni gördüğüm güne lanet olsun diyen evlerle doldu dünya. Bütün malını Allah yoluna harcadıktan sonra Hatice anamız diyor ki, malım da yok ki seni koruyayım. Benden sonra sen neler çekeceksin ya Muhammed? Diyor, ölürken kocasının başına gelecek acılara ağlıyor. Hazreti Cebrail dedi ki, ya Muhammed, müjde ver Hatice'ye. Rabbin buyurdu ki, Hatice'ye cennette bir elbise hazırlayın. İkincisi olmasın. İkincisi yok. Hani bundan 2000 tane basmışlar ya az önce, abimizin hanımına hediye ettiği. Bundan bir tane yapmışlar. O elbisenin her iğnenin battığı yere bir cennet taşı koyun. O cennet taşını karanlık gecede gökyüzüne koysalardı, vallahi güneşten daha çok insanların gözü kamaşırdı. Hatice'ye böyle bir elbisenin müjdesini ver. Yetmez, Hatice'ye Allah bir cennet sarayı yaptırdı ki ya Muhammed, Firdevs tepesinde, Firdevs'in zirvesinde bir ev yaptırdı. İçine dışarıdan ne gürültü ne bir ses girmeyecek. Niye? Gürültü niye girmeyecek? Mekke'de burnundan getirmişler Hatice'nin Müslüman olduktan sonra. Sokağa çıkmaz etmişler. Hazreti Hatice Ebu Cehillerin ortasında 4 kız büyütmüş Mekke'de. O küfürlerin, o baskıların, o hakaretlerin ortasında. Hatice anamız kızlarını Mekke'de gece gezdirirmiş. Gündüz sövüyorlar diye, gündüz laf çakıyorlar diye gece gezdirmiş Mekke sokaklarını yavrularına. Hazreti Peygamber aleyhisselam elbisenin müjdesini verdi. Ben sana teşekkür edemedim ama Allah sana cennette bir köşk ve bir ev yaptırdı ki vallahi ondan ikinci bir insana verilmeyecek. Aziz Müslümanlar, Allah'ın size verdiklerinden, Allah yoluna verdiğinizden dolayı hiç üzülmeyin. Vallahi zarar etmeyeceksiniz. Vallahi pişman olmayacaksınız. Vallahi üzülmeyeceksiniz. Tek pişmanlığınız olacak. Keşke daha fazla verseydim. Ah kafam, keşke malım biraz daha olsaydı da. Ya da Hazreti Ebu Bekir'in eli elime değseydi de biraz daha verseydim keşke. Şu Abdülkadir Geylani'nin köşkü mü orası? O mahalleye bizi niye almıyorlar ki? Kartı basıyorum basıyorum giremiyorum oraya. Keşke biraz daha oruç tutsaymışım. Keşke 2 rekat fazla namaz kılsaymışım. Diyeceğimiz günler gelmeden önden gönderdiklerinize bakın. Şimdi Raid Salah'ın, Kudüs muhafızı ismiyle meşhur, şu anda hapishanede
sizin duanıza muhtaç bu kardeşimizin hatırası olan Mescid-i Aksa'nın halı parçasını, üstünde milyonlarca rikat namaz kılınmış, bilmediğiniz insanların alnı değmiş, secde izleri üstüne emanet, şahit bir eser. Ahiretin şahidi, dünyanın şahidi, Miracın şahidi, Kudüs'ün şahidi. Ne dersiniz? Malınızdan, mülkünüzden koparın bir parça daha. Bunu Kudüs'ün hatırası olsun. Kudüs'te benden bir iz var deyin.